Olmaz. Bizim Türkiye'de hep yarışmacı hocalar var. Hep yarışmacı topçular evet, getireceksin. Evet. İçine bir tane iki tane atacaksın. Yani yeteneklerini. Bunlardan biz hayır değil mi Ama bizim ülkemiz bu, kaldırmıyor bir Bu şekilde. hoca konusunda geç kalmaları nedeni de şu. Hani biz şu anda ben yarışta geride yapıyorum. kaldık. Bari aceleye getirmeyelim işi. Ee, e, en doğru kaçıyor, karar vermek zaten. için sabırlı olalım. Nasıl olsa zaten... Ha, tren işin, kaçıyor diyor. Tren, ama. Kaçtı, tren kaçtı, kaçtı zaten gözüyle bakıyorlar. Kaçtı da gene kaçıyor ama şimdi sen belki de bir e, alevlenmeyle e, belki ikinciliği de yakalayabilirsin. Çünkü rakiplerin senin de bu hafta mesela Konyaspor Başakşehir'le oynayacak örnek. Ama hocam deşli bir maç değil mi? Şimdi zor maç. Her çok şey zor. olabilir. bir transferi yapmak çok zor artık. Eskisi gibi değil. Paran Her yok, şey. gücün yok. Bak ben e, bundan iki buçuk ay önce dedim ki hiç olmadığı kadar Viska Trabzonspor'a çok yakın. Ocak'ta Trabzonspor'da olacak dedim. Tam 25 görüşme yaptık dedi. İki başkan çıktı Viska ile ilgili. Hmm. Bu görüşmeler o kadar çok yapılıyor ki. Tabii. Şimdi A+ bir hocayı alacaksın. Boşta zaten çok iyi hoca yok ki. Olanlar da e, diyor ki durumunuz ne? Benden ne bekliyorsun? E, senden yarışmanı. Nasıl yarışacağım? Sen şu kadar puan geridesin diyor. Kadron da bu yarışamayız. E, o zaman gelmem diyor. Şimdi Löv nasıl ikna edeceksin. Löw diyor ki kardeşim diyor. E, bu seneden bir beklenti içinde olma. Hani ben ya yardımcılarım her konuda bütün yetki bende mi olacak? İşte ben kaç yıllık sözleşme yapacaksan o görev sürecince kongre olmayacak değil mi diyor? Çünkü Tabii. sizin için geliyorum diyor. Bunlar Türkiye'de çok sık oluyor diyor. İşte sözleşmeme sadık kalınacak mı diyor? Hepsini soruyor öyle geliyor. Yani bunları e, garanti altına almak da zor. Tabii. Bir defa elin güçlü olmak için paran olacak, olacak? Demptçe'ye takılıyorsun. Bankalar Birliği ile sözleşmem var her taraftan kıskaç altındasın. Harcayacak gücün de yok. Yani şimdi, ya transfer e, mi yapacaksın? Hocaya mı yatırım yapacaksın? Şimdi Fenerbahçe'den yola çıkalım. Benim yok. şahsi fikrim Fenerbahçe'nin şu andaki kadrosu transferi de fazla gerek yok. Gerek yok, yok tabii, ki. tabii ki. Bir ha, kere, var bir santrifor, iyi çok iyi bir santrifor olabilir. Bir, bir kere Türkiye'nin en elit Türk oyuncuları onlarda mı? Yani. Var öyle. mı başka takımda? Öyle. Beşiktaş'ta da var, Trabzon'da da en, var. üst seviyede yok. Şimdi, Trabzon'dakiler belli. Galatasaray'dakiler belli, evet. Beşiktaş'takiler belli. Bunlar hem milli takıma kadar yükselmiş oyuncular. Evet. Şimdi bu gerçeği de bir tane dünya şampiyonu var orası. Türk olarak Tabii. ya Türk oyuncu İrfan Kahveci var. Mert Hakan var. Bunlar Mesut. az buz oyuncular değil evet. yani. Valencia. Ben Türk oyuncular ha, Pardon var. abi. Onlar farklı. Serdar Aziz var abi. Serdar Aziz milli... var. E kalecilerim var. Ya Fenerbahçe zaten her sene hep iyi Türk kalecileri çıkardı, barındırdı diğer rakiplerine nazar. Bunu da Beşiktaş çıkardı. Şimdi Trabzonspor'da var. Neyse bunlar Çok fazla transferine ihtiyacın yok. Sen yakalayabileceğin en fazla yer neresi senin? ikincilik pozisyonu. Ama bunu getirdiğin zaman da işte biraz evvel de yeni sezondaki transferler, gidecek oyuncular, kimler gelecek? bunu planlamasını... Hayır, şey mi? Yapması lazım. Evet bizim hani şampiyonluk, evet umudumuz var. Ama yani matematiksel olarak var. Umut ama psikolojik e olarak yok. Biz Öyle bir teknik direktör getirelim ki hem bize önümüzdeki yılın evet kadrosunu Öyle yapmalı lazım. Öyle hem lazım. ayrılacakları alt alta yazmalı. Bir taraftan biz ona bütçe verelim, değil evet. mi? Artık bu isim kim olur? Ha tecrübeli. Joachim Löw mü? Buyur hocam gel. Zaten bu sene gitti. Biz senden bir beklentimiz yok. Sen evet. buraya yapılanma için gel. Mi? Evet. Ya şunları konuşmuşlar Bir mesela, Genç teknik adam mı mesela? Teknik direktörle ilgili e, toplantılarda şunlar konuşulmuş. E, Başkan Ali Koç'la yönetici arkadaşlar konuşmuşlar. Madde madde mesela. Türk olmayabilir, Türkiye'de çalışıyor olmayabilir. Türk olabilir, Türkiye'de çalışıyor olabilir. Yerli olursa geçiş döneminde görev alabilir. Daha önce Türkiye'de çalışmış olmayacak. Türkiye'de çalışmış ol, ol yani ağırlık şu. Daha önce Türkiye'de çalışmış bir teknik yabancı teknik direktör almayalım fikri. Daha önce Türkiye'de çalışmış olması ülkesi ve futbolu tanıması açısından avantaj olur diyenler de var. Hani ikiye ayrılıyorlar. Bir, biri bir bölümde diyor ki Almanya'da Portekizli diye ısrar niye ediyoruz diyor. Yani Almanya'da Portekiz hani başka ülkelerden niye bakmıyoruz diyor. Sonra diyor ki bazıları da daha önce Türkiye'de çalışmış olması hani o, e, pasaporta bakmak e, daha önce yarar getirmedi diyor. Ondan sonra genç olması tercih edilsin diyor bir kısmı. Ancak tecrübeli bir isme hayır da demeyelim diyorlar. Genç ya da yaşlı birinci öncelik getirilecek teknik adamı camianın kabul etmesi, taraftarın kabul etmesi diyorlar. Herkes tarafından kabul edilen başarıları olsun diyorlar. Böyle teknik adamların istediği rakamlar Fenerbahçe'nin karşılayacağının çok üstünde diyenler var. Yıldızlarla sorunlu olmamasına özen gösterelim diyorlar. Yıldızlar öncelikle Yıldızla, yıldız olduklarını e, futbollarıyla hatırlatacak e, kıvama getirmesi lazım yeni hocanın diyorlar. Çünkü o, o, o şekilde Kısa olmayan oyuncular mi? var. Yeniliklere açık olmasına dikkat edelim diyorlar. Yenilik yapalım derken takımın genelliklerinden uzaklaşmamasına dikkat edecek bir teknik direktör olsun diyorlar. Yani herkes bir şey söylüyor. En son bunlar üzerinde yoğunlaşıyorlar. Bir aday buluyorlar. En son şunu o... diyorlar mesela. Yıldızlarla mesela Barışık olacak. Alsınlar Favre'ye gitsinler. Konuşsunlar ay, Favre'ye. Yani, sırf o değil. Gençleri de çok ay, iyi ay, organize eder. O kadar ya. çok madde var ki, var bir tanesine mi? takılmayalım hocam. Zaten ben işin içinden çıkamadım. Hangisi? <laughs> Her olasılığı değerlendiriyorlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi, Şimdi e... şeyi diyorlar İsmail Kartal'la Löwen arası çok iyi. Hala görüşüyorlar. Hı -hı. Ama İsmail hoca şey demiş. Geçiş olarak Löwen şey İsmail Kartal'ı sezon sonuna kadar e, devam etsin. Lö, sezon ortasında takım almak istemiyor ama orada gelen fikir. Ama orada Haldun abi konuşmuş ya Domaç şeyle. İsmail hayır, Hoca'yla. Hayır şu an. Yo, yo. O oyuncudan konuştu. He. O oyuncudan konuştu. Ben ama tamam. Demiş ya ben artık yardımcı da teknik yardımcı yapamam demiş. ile yapar ama. ile lö, onların o, kader bölümü yapmış. Yok demiş ama. Bilmiyorum ama. İsmail Hoca söyledi. Öyle mi? O ama ben Löv'e lö hayır diyeceğimi düşünmüyorum. Başka, o, başka başka Her şey lö değil. Farklı bak. Herhangi bir X Hoca'ya İsmail Kartal hocalık yapmasın. Zaten İsmail Kartal o Löw'ün dışında gelecek teknik direktörlerden daha başarılı olur zaten başta. de yardımcılık yaptı. Klinsmann'a yardımcılığını yaptı. Bunlar zaten katıldığı. kader birliği yapmışlar ya. Çok birbirlerini seviyorlar. Şey, bu Şimdi düşünün. Löw diyecek ki sonra İsmail Kartal e, kalsın. Ben gideyim bu diyecek sonra mesela. Söylediğini evet abi. Şimdi Zeki'nin burada yazdığı o paragraf... Ben söyledi. yazmadım. Parab gelen bilgi bu. Gelen gelen bilgiler. Paragraflarda, abi öyle bir teknik direktör nerede varsa getirin. Bir, bir takımları da tavsiye edin. Yani ha şimdi Beyin fırtınası... İş yani, neresi bir yani. önemli. Şu yeşil sağ, çim sağ. Tabii. Sizin praksisiniz. Teori değil. Teori farklı bir şeydir. Biz hep teorilerle gidiyoruz. Esas burası. Praksiste ne yapıyoruz? Burada sağ içi metotlarınla o yeniliklere o açıklıklar arkasından gelecek daha doğrusu yardımcıların da birlikte evet. ne verdi bunu çok iyi analiz etme. Burada sen dersin ki şimdi en iyileri Almanlar ama bir çıkar Fransız. Daha farklılıklar yaşar. Çünkü elindeki oyuncu kapasitesine göre, oyuncu profiline göre senin o teknik direktörün getireceğin, sunacağın teknik direktörler ne verebilirler? Biz çünkü çok enteresan bir ülkeyiz. G gelene de tuğkaka yapıyoruz hemen Zeki. Evet. En babasını getiriyorsun. En ufak bir şeyde adamı Asıyoruz biz. Çünkü sabrımız yok. Pereira kararı doğru muydu hocam sana göre? Bence değildi. Değildi ama onu karar verenler... Mecbur kaldılar hocam bulamadılar. Son çare boştaydı. Ya Fenerbahçe kulübü nasıl bulamazsın Zeki'cim ya? Abi, ma maliyet hesabı. Yok abi bulamadım. Şu bak e, üst Bulamadı düzey hocam. teknik direktörlerden yazdığımız teknik direktörlerden kimi randevu bile vermiyor. Kimi diyor ki ben çalışıyorum projeniz ne kabul etmiyorlar bütçeyi kabul etmeyenler var. E, takımın e, futbolcu potansiyeline bakıp beğenmeyenler oluyor. Yani bir türlü istedikleri kıvamdaki o yazdığımız isimler olmuyor. getiremiyor, olmuyor. Olmayınca panik oluyor ve bir an önce hoca bulmamız lazım. Kamp başlıyor diyorlar. E Perera da bizi biliyor. İyi de puan toplamıştı. Hani Çin'de şampiyonluk yaşadı ve oradan gönderildi. Zaten Şubat ayında haber göndermişti önce Fenerbahçe'ye sonra Başakşehir'e. E, o yarım kalan hikayem var muhabbeti biliyorsun. Bir ezber oldu artık. Klasik oldu. Gelsin tamamlasın diyorlar. Acaba bu ya bence yani. hocalar bizim Türkiye'mizdeki bu sürkülasyonu bildikleri için yokuş sürüyorlar. Böyle. Tabii tabii, tabii öyle öyle. Bu. Öyle. Çünkü Buradan yola şunu da diyen olursa. olmuş. İşte göre hatta okudum da ben burada. Bir hoca diyor ki ismini hatırlayamadım. Affetsin beni. Ee, siz diyor Ali Koç yönetimine 3 yıllık görev sürecinizde 7-8 hoca birden değiştirmişsiniz diyor. Bu hani e ee, yanlış anlamayın diyor. Bir güvensizlik var bende diyor bu yönetime karşı tamam. o yüzden diyor. Beni de gönderirsiniz iki 2-3 yenilgi sonrasında diyor. O yüzden diyor hani bu iş olmaz olmasın daha iyi diyor. Hem bu sizin i, imaj hem olarak, olarak, kötü, yani. Tabii. Tabii. olarak kötü oluyor yani. Hoca imajı olarak. Tabii. Tabii hepsine bakıyorlar. Menajer anlatıyor zaten. Tabii bu kulüp sürekli mu? hoca değiştiriyor Türkiye diyor. Çünkü takip edilen bir yer. Yani edilmeyen bir lig. bakma gençlerimizi falan takip ediyorlar. U15'e girdi mi abi herkes takip ediyorsun. U15 milli takımın. Yani. Evet. Girdiğin zaman Defter hemen listedesin. Abi defter kapanmıştır. Hiç ummadığın scoutlar böyle gizli gizli köşelerden o yaş gruplarını scoutlar gelip izlerler. Ama şu da var hocam. Bu kez çünkü tribünden artık Ali Koç istiva diye bağırmaya Oraya gitti. başladılar. Oraya gitti. 8 hocada hep karavana attılar. Öyle ya da böyle öyle söyleyeyim. Hani aralarında iyileri de vardı ama başarılı olamadı. Sonuçta bu kez en iyisini alıp hani öyle kariyeri olacak diyor ki. Öyle kariyeri olsun ki alacağımız hocanın. Taraftar kariyerine baktığında başarısız olsa evet. bile sağ sonuçlarında... Elinde de sihirli değnek yok. Hayır, e yani başarısız olsa da ya bu kariyerli bir hocam, Luchescu'nun kariyeri nasıl? Onun gibi Peki. Ya başkanımız en iyisini getirdi ama bu sefer diyecekler ki ya futbolcular oynayamıyor, futbolcularımızda iş yok diyecekler. Bir de yani. fazla yapılıyor. Peki şunu söyleyeceğim, Sayın Murat Başkan nasıl getirdi İtalya'nı? Ya ama şimdi... Ama bak çalıştığı yerlere biliyor Ama musun? orada bak beklenti çok fazla yok. Adem'in spordan, takım, şeyden... Takımda beklenti o da şampiyonla oynayacak bir kadro var ama... Var, süper var. kadro var. Ha, ama şimdi Fenerbahçe dört, bir kadro dört büyükler var. farklı. Dört. Şimdi... Başlarken sen başladın da olmadı. Tutmamanın nedenleri bak, biz kendimize de suç Seneye ama bak çok evet, iyi Orada hemen müdahale yaptım Murat Sancak. Bak doğru söylüyorum. Murat bak. Başkan o, olağanüstü çok iyi. E, Sivenson ya hiçbir takımda yok ya. ya Svensson'a Sivenson'a Svensson bayılıyorum. Ben, yani, ben bir, anlatmadım. Bir, bir son. Vargas mıydı? Vargas, 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 Olağanüstü. Vargas. Şimdi ama Hasan Balonga. beklentiyi yükseltti. Bu sene orta sıralarda yukarılarda biraz zirvenin eteklerinde bitirirse Adana Demirspor seneye daha iyisini isteyecek Adana tarafları. İşlerler niye bulursun Tabii, abi takım. Tabii bulur. Takım bakın oradaki oyuncuların hepsi üst seviyedeki oynamış oyuncular. Evet çok Üç iyi. Ilikler, yabancılardan bahsediyor. Hepsi üst seviyede oynamış oyuncular. bile oynattılar ya. Abi, Delil ne? dedikleri Balotelli takım lideri ya. Müthiş ya, oynuyor. Ya baba, da, ona da geçmiş olsun geçmiş bu Geçmiş ya olsun. Koronaya yakalandı. Karantinada İtalya'da. Şimdi, niye oynamasın? Fabre oynattı onu ya. Bellandalarla bilmem ne nelerle liste oynattı. Bunlar yakaladılar. nereye oynar? Çok. Sen yeter ki futbolcunun Son dilinden... maçta attığı gol nasıldı hocam ya? Hangi gönderdi maça ya. O... En son maç o... diğer arasına Bilmiyorum. girmeden. Evet, Onu bize gönderdi şey ya, Rus'ta mükemmel bir gol attı biliyorsun evet, orada. Evet. Yani şimdi goller güzeldir de önemli olan takım içindeki, saha içindeki oyun kurgu Biz hep kişiler üzerine takılıyoruz. Takım oyunu çok iyi oynuyorlar. Abi, o İteriler... Bir de oynuyorlar ya. Hızlı oyun oynuyorlar. Abi, çok güzel ya. Göz hoş şeyler... geliyor. Tim, e, takım kaptanları söyle bana ismini. Eren derdi yoklar. E, senelerce İtalya'da top oynamış adam. Her şey derdi yok değil. Ya, e, Gökhan İnler. Gökhan Inler. İtalya'da top oynamış adam. Takım kaptanlığı yapmış adam. Öyle üst düzey oyuncular var ki. Yani al birini vur birini. Mesela Resul diyorsun. E, Resul Müthiş oynuyor. karınca, ha, karınca. karınca. Baba, karınca. De, esas mevki, özelliği. Ben Belçika'da çok maçları izledim. Defansif orta saha. Ama burada sol